Ay bir heyecan, bir heyecan. Aynen böyle dursam iyi. Ay yine bir terlemelere falan başladım ya. Ne oluyor yahu? Yeterince boş yaptıysak ve saçmaladıysak başlayabilirük. Aloha. Yepyeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Artık zaten kanalı bir süredir takip ediyorsanız ya da bitenler videolarını izliyorsanız aşinasınızdır. Sizinle bu zamana kadar bayağı bir ürün paylaştım. Bu videoda da yani yeni ürünler de var ama tabii ki çok severek kullandığım diğer hani ürünleri de paylaşacağım. Çünkü biten hani diğer videolarda bahsettiğim biten ürünler de oldu. Hani onları direkt çöpe atmayayım dedim. Size böyle kısaca gösterip geçerim. Hani çok uzun uzun üstünde durmam diye düşündüm. Hazırsanız ilk ürünümüzle başlayalım. Öncelikle birçok ürününü severek kullandığım bir markadan bahsederek başlamak istiyorum. Purito markası. Purito'nun Defense Barrier pH Cleanser'ını kullandım. Bu su bazlı bir temizleyici ve çay ağacı özü olması gerekiyor bunda. Yani o koku vardı. Yanlış hatırlamıyorsam da demeyeceğim öyleydi. Çünkü ben çay ağacı özü kokusunu çok seviyorum. Eğer o kokudan hoşlanıyorsanız bu çok nazik bir temizleyici. Zaten pH'i 5,5 civarında. Ve arkadaşlar genellikle benim okuduğum kadarıyla bu ürünle alakalı en çok gelen yorumlardan biri fazla köpürmediği ama çok köpürmesine gerek yok. Ben böyle bunu hani bazı ürünleri kullandığımda şuraya ya da şuraya artık geçen videodan beri biliyorsunuz hani kullandıklarımı koyuyorum. Hani siz de yüzümde nasıl duruyor, nasıl kullanıyorum bakın diye. Ama sanırım bunu kullanırken çekmemiştim. Bunu ben böyle çok az hani avucuma döküyorum. Ondan sonra direkt böyle yapıyorum ve köpürüyor. Onu da hani yüzümü işte 1 dakika, 1,5 dakika, 2 dakika kadar yıkıyorum. Hani çok köpürmesine gerek yok ya da çok köpürünce daha iyi temizliyor diye düşünmeyin. Her halükarda zaten yağ bazlı bir temizleyiciyi öncelikle kullanıyorsanız ben çift aşamalı temizlik yapıyorum. Bu arada sizin cildinize ne iyi geliyorsa o şekilde ilerleyin. Öyle yapmanız gerekmiyor. Ben kendi deneyim ve tecrübelerimden zaten bahsediyorum. O yüzden hani Kardelen sen böyle yapıyorsun o zaman o bize de iyi gelir diye düşünmeyin. Herkesin cildi cilt yapısı farklı. Bunu hani altını çizerek söyleyeyim. O yüzden sizin cildinize ne iyi geliyorsa o şekilde devam edin diyorum ve parantezi kapatıyorum. Bu su bazlı bir temizleyici. Centella özlü. Zaten böyle gerçekten cildinizi nemlenmiş bırakıyor. Hani tabii ki bundan sonra da bir nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Ama hani hafif nemli bırakıyor. Benim cildim karma ve kuruya dönük karma arkadaşlar. Bunun yanı sıra zaten Purito vegan bir marka. 150 ml'lik bir ürün. Bu arada hani bilmeyenler ya da ilk defa bitenler videomu izleyenler için şunu da söyleyeyim. Önceden böyle birkaç ay önce ben fiyat paylaşıyordum ve fiyat paylaşmayı da doğru buluyordum. Ama son zamanlarda artık fiyatlar o kadar abes derecede artmaya başladı ki hiçbir şekilde artık bitenler videosunda hani fiyat vermeyeceğim bunu söyleyeyim. Ama 10 üzerinden puan vererek tabii ki de devam ediyorum. Bu ürüne benim puanım 10 üzerinden 8,5. Denemediyseniz ve çay ağacı kokusunu seviyorsanız buna bir şans vermenizi tavsiye ederim. Su bazlı temizleyicilerden devam ederken birçok defa yani bu benim herhalde bir tane 4. ya da 5. su bazlı köpük formda temizleyicimdir. Herborian markasının Double Mousse ve 7 tane ot içeriyor. İçinde ot var. Herborian markası bu arada hem Kore hem de Fransız markası. Ben özellikle bu ürününü ve de artık hani bu CC Red Correct ürününe bayılıyorum. Hani iki ürünü benim favorim. Bunu hatta dün Sephora'daydım. Bir ürün bakacaktım. Hani uğramıştım işte. Alayım dedim. Ama 1092 TL'ydi galiba fiyatı ve bana çok yüksek geldi arkadaşlar. O yüzden alamadım. Hatta bu CC Red Correct'in de Sephora'daki fiyatı dün 1200 küsür TL'ydi. Onu da almadım. Tabii büyük boyu bu 15 mili, o 45 mil olanı. Ama hani bu indirime girerse bana da hatta lütfen yorumlara yazın ve haber verin. Bunu eğer denemediyseniz ve böyle köpük formda nazik su bazlı temizleyicilerden hoşlanıyorsanız hafif bir kokusu da var bu arada ama böyle ciddi o koku kalmıyor sonrasında.
Bunu denemenizi tavsiye ederim. Bu arada bende bunun yedeği her zaman bulunuyor. Özellikle yurt dışına gittiğimde alıyorum, daha makul fiyatlı olduğu için. O yüzden hani önümüzdeki videolarda ben bundan zaten daha önce bahsettiğim için kısaca üzerinde duruyorum ama bir denemeli de hani şuraya ya da buraya o küçük bir şekilde böyle video görüntü koyuyoruz ya, denemeli çekerim. Siz de hani nasıl bir yapısı var onu da görmüş olursunuz. Kanalda ve bitenler videosunda hiç bahsetmediğim bir üründen bahsedeceğim. Neva Blonde markasının doğal renk açıcı spreyi. Ben pandemi boyunca, 2,5-3 yıl boyunca hiç saçımı boyamadım. Öncesinde boyuyordum yani hani aslında lise zamanıydı sanıyorum. Ortaokul sonunda değildim herhalde. Lise 1, lise 2 gibi ben böyle bir bakır rengine boyatmıştım. Ondan sonra böyle açıla açıla benim rengim sarı olmuştu. Ama hani 9-10 yaşlarında, böyle 9-10 yaşına kadar bayağı hani sarışın denecek kadar açık kumraldım ama sonra bir anda koyu oldu saçlarım. Hatta ilkokul 4'e geçtim de hiç unutmuyorum. Ondan sonra hep koyu kumraldım. Uzun zaman boyamıştım. Ondan sonra işte pandemide yine 2,5-3 yıl ara verdim ve bayağı koyu kumraldım arkadaşlar. Şimdi şuna döneceğim. Lise 1, lise 2 gibi işte o bakır yaptığımda böyle onu yıkaya açıldı. Ve o zaman böyle çok güzel bir sarı olmuştu. Küllü sarı gibi ya da kızıl sarı böyle... Hani bu renk, gerçi şu anda biraz diplerim geldi ama işte saç rengimi görüyorsunuz. Bu tarz bir renge büründü ve ben çok sevdim bu rengi. O yüzden hatta Pito'nun, evet, dermatoloğa gitmiştim. Çünkü boyalara benim alerjim var. Zaten aşırı derecede hassas bir cilt yapım olduğu için, yani cildim çok hassas. Bütün boyalar bende alerji yapıyor. Böyle kabuk kabuk dökülüyor yani hani saçlarım, öyle diyeyim size. Sadece Pito markası. Fito hatta Fransız bir marka. O bende hiçbir sorun yaratmadı ve dermatoloğum da o markayı kullanmamı önermişti. Eğer illa saçımı boyamak istiyorsam. Bunu da size uzun uzun niye anlattım? Çünkü saçımı boyadığımda ben bu Neva Blonde'un hani banyodan çıktığımda özellikle yazın doğal renk açıcı spreyini kullanıyorum. Bu da papatya ve limon özleri içeriyormuş. Ve saçlarınızda güneşten açılmış bir etki veriyor deniyor. Ben ama bunu özellikle hani kışın çok kullanmıyorum. Hatta neredeyse hiç kullanmıyorum. Hani yazın böyle denize giriyoruz sonuçta. Ya da ne bileyim hani güneşte yani kışın olduğundan çok daha fazla güneşe maruz kaldığımız için yazın kullanmayı tercih ediyorum. Ve bence etkisi oluyor. Ama saçlarınız sarı, sarımsı ya da hani... Ne bileyim açık kumral değilse kullanmanızı tabii ki de önermem. Bu arada bana iyi geldi diye illa size de iyi gelecek değil ama 3-4 ay gidiyor bende. Zaten az az kullanıyorum. Sizinle de hiç paylaşmamıştım. Buna bu arada puanım 10 üzerinden 8. Eskiden papatya suyuyla falan açardık bu arada. Çok yani uzun zamandır ben onu kullanmadım da. Şimdi artık kullanmıyorum hiç. Neyse bu benim işimi görüyor. Buna da puanım bu. Bu arada unuttum. Bu ürün benim en sevdiğim su bazlı temizleyicilerden olduğu için buna da puanım 10 üzerinden 9,5. Gerçekten ilk üçümdedir su bazlı temizleyicilerde. Böyle. Sizinle bitenler videolarında daha önce de paylaştığım Clinit Zero'nun balm formunda bir yağ bazlı temizleyicisini bir daha bitirdim. Bir daha ve bir daha. Bundan ben memnun kalmıştım. Ama özellikle son zamanlarda böyle balm formunda değil de yağ formunda olan yağ bazlı temizleyicilere daha bir sever oldum. Hatta onun da kullanırken böyle bir denemesini çekerim. Dediğim gibi sağ ya da sola o yağ bazlı olan temizleyicim bittiğinde onu zaten sizlerle paylaşırım ama bayağı memnun kaldım. Yani şu zamana kadar en memnun kaldığım ürünlerden biri şu anda kullandığım oldu. O daha bitmedi, paylaşacağım. Ama bundan da memnun kalmıştım. Çok hani uzun uzadıya anlatmayayım. Zaten önceki videolarda var. Ama benim için 10 üzerinden 8-8,5'luk bir ürün diyebilirim. Bu arada bunun kullanmadıysanız değişik renkleri var. Cilt tipinize göre seçebilirsiniz. Daha önce hiç kullanmadığım ve gerçekten hayatımın güneş kremlerinden biri olabilecek bir güneş kremini paylaşmak istiyorum. Bunun markası ne? Korece yazıyor arkadaşlar. Valla Roundlab'de yani roundlab.c yani roundlab.co.kr yazıyor. 12. Yani şöyle ben size yakından göstereyim. Bu güneş kremine dair size o kadar çok şey söyleyebilirim ki. Yani bu SPF 50 zaten PA++++. 50 millik bir güneş kremi, hibrit bence. Yani ya kimyasal filtreli ya da hibrittir. Ama sanıyorum ki kimyasal filtreli.
Ben bunu yani bir kere aldım, bir tane aldım ve bu kadar iyi gelebileceğini hiç düşünmemiştim cildime. Hatta denemesini de çekmiş olmam lazım. Zaten görürsünüz çektiysem. Benim cildime muazzam oldu. Yani ben böyle çok yağlı yağlı bir his bırakan güneş kremlerini sevmiyorum. Ama böyle kuru olmasını da sevmiyorum. İkisinin de ortası böyle hani onu emsin ama güneş kremi sürdüğümde belli olmasın. Benim en sevdiğim hani tarz o açıkçası. Mineral filtreli güneş kremlerini de çok sevemiyorum. Çünkü beyazlık bırakıyorlar genelde bende hani çoğu denediğim mineral filtreli güneş kremi. Bu yani muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Bunu eğer bulursam ismini yazacağım. Bulamazsam da artık siz yorumlara yazarsanız ya da denediyseniz siz memnun kaldınız mı, kalmadınız mı belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada bu videoyu çekmeden önce baktım. Ama aynısını bulamadım. Böyle farklı bir türü vardı ve de çok pahalıydı. Yani yalan olmasın ama 1300 TL miydi? Öyle bir şeydi. Hani tabii ki de almadım. Bir de aynısı değildi yani. Belki paketi mi yenilendi? Ondan da emin olamadım. Ama riske atmak istemedim. 10 üzerinden 9,5 verebileceğim bir güneş kremi. 10 üzerinden 10 vermiyorum. Çünkü belki daha da etkileneceğim başka bir güneş kremi vardır diye. Gerçekten eğer cildiniz benimki gibi çok hassassa, kuruya dönük karmaysa bir şans verebilirsiniz. Yani dediğim gibi abarttığımı da düşünmüyorum. Sizlerle defalarca kez paylaştığım herhalde dördüncü ya da beşinci biten kutudur bu. Yani kutu işte üründür. CeraVe'nin nemlendirici kremi. Bu zaten hem yüze hem de vücuda olması lazım. Hyaluronik asitli ve gerçekten şu zamana kadar kullandım. Ben ellerimi, ayaklarımı, vücuduma kullanıyorum. Yüzüme kullanmıyorum genelde bunu. Yani kullanmadım hiç. Ama o kadar böyle hani genelde en azından benim vücudumda kullandığım losyonlar ya da kremler hep böyle bir krem hissi bırakırdı. Bu anında emiliyor ve öyle bir his bırakmıyor. Hatta cildimi besliyormuş gibi bir his bırakıyor. O yüzden ben bunu kullanmayı bayağı seviyorum. Nemlendiriciliği çok başarılı. Zaten dediğim gibi daha önceki bitenler videolarında defalarca kez paylaşmıştım. Aslında şöyle yapayım. Daha önce paylaştığım ürünlere bence puan vermeyeyim. Çünkü zaten daha önce puan verdiğim için ben yeni paylaştığım ürünlere puan vereyim. Çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten yani defalarca kez almamdan da ne kadar memnun kaldığımı anlayabilirsiniz diyorum ve sıradaki ürünümüze geçiyorum. Yeni bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar ama bayağı üzüldüğüm yeni bir ürün. Ben Benton markasının Fermentation göz kremini almıştım. Yani Fermentation göz kremi yazıyor. Neyse bu göz kremi ben bir de büyük boyunu almıştım. Hatta size söyleyeyim 30 millik olması lazım. Bakayım doğru mu? Evet. Aynen 30 gram. Ben bunu seyahat ettiğimde hatta böyle bir hafta falan bir yere gitmiştim. Galiba Amerika seyahatim miydi? Yanıma almıştım ve bavula koymuştum. Başına şöyle bir şey geldi. Kırıldı yani gördüğünüz. Ve kırılınca da bu açık kaldığı için içi kurudu. Yani bayağı böyle kapatmaya çalıştım. Hani her gün böyle alüminyum folyo değil de streç filmle sıktım falan içini kullanabileyim hava almasın diye ama kurtaramadım. Kullandığım süre boyunca bana çok iyi geldi. Ve bunda bu gözünüzün altı böyle hafif morsa bu ona çok iyi gelmiyor diye biliyorum. Bu özellikle ince kırışıklıklara daha iyi diye biliyorum. Yani ben araştırdığımda onu bulmuştum ve o yüzden almıştım. Ama hani yarısını bile kullanmamışımdır. Zaten 30 gram bence çok fazla. Bunun bildiğim kadarıyla bir küçük boyu var. Şimdiki aklım olsaydı zaten onu alırdım. Yani ama tabii başına böyle bir şey geleceğini de bilmiyordum. Bu güneş kremi kullandığım süre boyunca dediğim gibi 1,5-2 ay en az kullanmışımdır. Memnun kaldım. Her gün kullanmıyorum. Bu arada ben iki farklı güneş kremini hani bir gün bunu bir gün onu kullanarak yapıyorum. Hani hep aynı güneş kremi ne ya? Göz kremi. Hep aynı göz kremini kullanmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde puanım 10 üzerinden 8 diyebilirim. Diğer videolarda bahsettiğim bir başka ürün Aven markasının termal suyu. Zaten bundan da hani çok memnun kaldım. Defalarca kez kullandığım, yine yedeklediğim. Hatta Fransa'ya gittiğimde bundan böyle ikili ikili almıştım. Çok daha yarı fiyatına falan galiba geliyordu. Ben genelde cilt bakımı yaparken hani yağ bazlı temizleyici, su bazlı temizleyici sonra da böyle bunu bir sıkıyorum ki hani musluk suyundan daha temiz olsun cildim ve ondan sonra cilt bakımıma devam ediyorum. Bana sorarsanız etkisi oluyor. Çünkü musluk suyundansa böyle termal suları
Tabii ki de bence cildi daha iyi besliyor ve nemlendiriyor diye düşünüyorum ama tabii ki de herkesin kendi tercihi. Bir diğer ürün de Lancôme markasının Bocage deodorantı. Bu da 50 ml'lik bir ürün. Bundan da daha önceki videolarda bahsetmiştim. Yani ben genelde bu deodorantı kullanıyorum. Herhalde yani ortaokul zamanımdan beri kullanıyorum ama arada başka deodorantlar da alıyorum. Ben bayağı memnunum arkadaşlar. Genel olarak gerçekten hani terlemeye engel oluyor. Tabii içerik olarak çok iyi değildir, bunu biliyorum. Bundan çok daha iyi içeriklere sahip, doğal içeriklere sahip deodorantlar var. Hatta deodorant konusunda yeşil markanınkini denedim. Eco True muydu? Bir tane daha bir markanın denedim ama onlar bunun kadar iyi korumuyor. Yani korumuyor dediğim, kokuyu bu daha iyi. Yani ter kokmamanıza engel oluyor bu. Bir tık daha iyiydi. Onlar bence o kadar iyi değildi ama bildiğiniz Kardelen gerçekten şu deodorantı çok öneririm. Bana çok iyi geldi. Hani terlemeye karşı da etkili dediğiniz deodorantlar varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizinle daha önce hiç paylaşmadığım, ya zaten bir kere aldım bu ürünü, Nasifik markasının Pink EHA BHA ya da AHA BHA da diyor bazıları. Tonihi, AHA BHA'lı Tonihi ve bu arkadaşlar ölü deri ve fazla sebumdan arındırıyor ve pürüzsüzleştirip aydınlatıyormuş cildinizi. Ben Nasifik markasını çok seviyorum. Zaten onun nemlendirici kremini de kullanmıştım. O zamanlar bitenler videosu çekiyorsam sizinle mutlaka paylaşmışımdır. Hani eski bitenler videosuna bakın. Çünkü Nasifik markasının ben ürünlerini kullanmıştım başka ürünlerinde. Bunu da çok severek aldım ve normalde ben bütün hani her ürünü kullanıyorum. Çöp olan zaten siz de biliyorsunuz, hani sizden gizli saklı attığım ürünler olmadı hiç. Bitenler videosunu çekmeye başladığımdan beri. Ama cildim çok hassas olduğu için bunu haftada bir ya da iki kullandım. Hani ne olur ne olmaz, böyle bir şey olmasın diye çekindim. Öyle olunca da bunun da süresi 12 aydı galiba. Öyle olması gerekiyor. 12 ayı da, yani bir yıla da geçince dedim ki ben bunu kullanmayayım. O yüzden bu da çok az kullanmama rağmen çöp oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ama yapacak bir şey yok, yani cildime zarar versin istemedim. Bu arada içeriği bayağı iyi diye biliyorum. Bundan çok memnun kalan arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Ben kullandığımda cildimi irite de etmedi ama ben sadece çekindim. 10 üzerinden 8 veririm ama ben bir daha almam, cildim hassas olduğu için hani zarar vermesin, bir şey olmasın diye. Dr. Jart'ın daha önce görmediğim hani yeşil ve pembe maskesini biliyorum. Hatta onu da kullandım şöyle son aylarda. Şu yeşil maskesini zaten defalarca kez kullandım. Hani bunu biliyorsunuz, Allantoin içerikliymiş hani özellikle. Bu bana çok iyi geliyor. Mavisini de denedim, pembesini de denedim, bu yeşilini de denedim. Ama bu serinletici etkisi var. Gerçekten hani böyle ayda bir, 1,5 ayda bir, çünkü artık bunların fiyatları da çok arttı, kullanıyorum ve memnun kalıyorum. Bunu zaten daha önceden paylaşmıştım sizinle. Ama şu sarı olanı hiç paylaşmadım ve hiç kullanmamıştım. Bayağı da heyecanlandım çünkü Dr. Jart markasının ürünlerini de seviyorum. Gerçi daha çok hani BB kremini kullanmıştım, yeşil olan. Yok, o başka mıydı acaba? Neyse, o olması lazım. Bir de maskelerin hepsini neredeyse kullanmıştım. Ama bundan hiç memnun kalmadım. Hatta bütün o işte yeşil, mavi ve pembe maskeleri ve bu dördü içinden en az sevdiğim, en az memnun kaldığım bu oldu. Bu arada bu kuru deriyi anında nemlendiriyor deniliyor. Gerçekten çok nemlendirici bir etkisi var ama yapı olarak diğerlerinden farklı. Yani hassas ciltlere uygun bu arada. Ben beğenmedim. Bunu mesela bir daha almam. Yani daha önce denemedim diye almıştım. 10 üzerinden 5 falan diyebilirim. Bu arada seramidin içerikli. Hatta biliyorsunuz yani seramidin içeriği var. Ha, hatta seramidin kremi var bu maskede. Seramidinin çok iyi bir içerik olduğunu ve sarı kremini ben aldım, daha kullanmadım. Ama onun çok çok iyi olduğunu biliyorum. Demek ki ondan dolayı. Tamam. Şu anda ben aydınlandım. Ama ben niyeyse sevmedim. Hani bunun yerine o aldığım seramidinli kremi kullanırım. 10 üzerinden 5-5,5 vereceğim. Hani eğer diyorsanız Kardelen seramidin içeriğine ben bayılırım, gerçekten çok severim, o zaman tabii ki de bu maskeye bir şans verin. Kesinlikle kötü demiyorum. Ama ben sevmedim. Ben 10 üzerinden 5,5 veriyorum. Bununla da ilişkim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve son aylarda yani diyebilirsiniz ki sen ne ara bu kadar diş macunu bitirdin, o evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Ben kendim tek başıma
Şöyle iki tane Marvis markasının diş macununu bitirdim küçük boy. Bir de şöyle üç tane, yani sabah akşam fırçalıyorum. Her dakika dişimi de fırçalamıyorum ama üç tane küçük boy ve iki tane, aman üç tane büyük boy, iki tane de küçük boy Marvis'in diş macununu bitirdim. Bunu zaten sizinle daha önce defalarca kez paylaştım. Marvis benim çok sevdiğim bir marka. Blossom çayı var deniyor bunda. Bunda bayağı böyle güçlü naneli olan yeşili. Bu da yasemin naneli bir işte diş macunu. Zaten Marvis'in artık böyle bayağı çeşitleri var. Bu Earl Grey'li olanı. Bu da neliydi? Amarelli Licorice. Licorice tadı var. Ben bu Licorice'li olana bayılıyorum. Bir de mor olanı bayağı seviyorum açıkçası. Ama hani siz bir deneyin. Eğer hiç Marvis markasının diş macununu denemediyseniz küçük boyunu deneyebilirsiniz. Ben hani sonrasında böyle çok temiz bir his bırakıyor. Bazı diş macunlarını bilirsiniz. Hani böyle fırçalarsınız. Ferah böyle temiz bir his bırakmaz hani ağzınızda. Genelde Marvis'in kullandığım birçok diş macunu bende bu hissi bıraktı ama şunu hiç sevmedim. Bu ne? Blossom Tea olan. Bundan nefret ettim hatta ve bitmesi için hani gün saydım. Bunu kullanırken iki farklı diş macunu daha açtım. Öyle diyeyim size. Bu arada şeyi söyleyeyim, hani bu kadar çabuk bitiyor. Ben galiba biraz fazla sıkıyorum. Hani deli gibi de sıkmıyorum ama hani normal insanlara göre, tırnak içinde, hani sizlere göre belki bir tık daha fazla sıkıyor olabilirim. Ama bunu hiç sevmedim. Bence bunu almayın arkadaşlar. Diğerlerine bir şans verebilirsiniz. Normalde sizinle daha paylaşacağım birkaç ürün daha vardı. Yani şöyle bir 10-15 ürün daha vardı ama video çok uzamasın diye son 3 ürünü paylaşıp bu videoyu burada kapatacağım. Zaten şunu biliyorsunuz artık, hani bu Erborian markasının CC Red Correct'ini önceki bitenler videosunda hatta denemeli olarak gösterdim. Küçük boyunu, seyahat boyunu almıştım. Ben bunu yurt dışındaki Sephora'lardan alıyorum. Yani biraz daha makul fiyatlı oluyor. O yüzden ama zaten çok en sevdiğim CC krem bu açıkçası. O yüzden öneririm. Bu arada bunu biliyorsunuz, beyaz ciltliyseniz ve özellikle pembelikleriniz varsa onları kapatmaya yardımcı oluyor. Bunun da NYX'in Epic Ink Liner'ı, hani pembe olan, limited edition olan ama hani eyeliner olarak hiçbir fark yok. Epic Ink Liner zaten. Bunların kapaklarında sorun var ve bundan eminim çünkü ben hep bu göz kalemini kullanıyorum ve her seferinde, yani bu başıma gelen herhalde 4. ya da 5. böyle kendi kendine açılıyor kapak. Yani bazen böyle fırlatıyor, bazen de koyuyorum, bildiğiniz kapatıyorum, bir bakıyorum şu kadar, yani şöyle açılmış ve böyle olunca da kuruyor tabii ki. O yüzden Epic Ink Liner'lar çok iyi, bence siyahlığı da bayağı güzel. Ama bunların kapaklarına bir çare bulmaları lazım. Buradan NYX'e sesleniyorum. NYX markası şu eyelinerların gerçekten kapaklarına bir bakın. Böyle fırlatma sorunu var. Bunu hatta eminim yaşayanlarınız vardır. Çünkü bu benim 5. ya da 6. kere bunu yaşayışım. Hani sadece ben yaşıyor olamam diye düşünüyorum. Çok memnun kaldığım bir eyelinerdir kendileri. Bunun yanı sıra seyahat boyu bu Haymitch markasının All Clean Green Foam'unu almıştım. Su bazlı temizleyicisini. Bunun köpürtmesi mesela arkadaşlar, bu da pH'i gayet güzel ve yani hafif asit var deniyor. Öyle çok fazla yeşil çay özlü olması lazım. Çok fazla ama böyle koku falan da gelmiyor. Ben bundan bayağı memnun kaldım. pH'i 5.5 zaten. Seyahat boyunu aldım çünkü hani sevecek miyim, sevmeyecek miyim, hem göreyim hem de seyahatlerde kullanırım diye. Çay ağacı özlü Pruto'dan bir tık daha iyi bunun köpürmesi. Ay ay ay, kimler gelmiş, teşrif etmiş Joy. Joy Bey geldi ya, seninle yapalım. Son olarak bir de şu Essence'ı paylaşayım ve bu videoyu burada kapatayım. Time Revolution'ın Misha'nın Artemisia Treatment Essence'ı. Bu pelinotu özlüydü ve ben bunu da deneme boyu almıştım. Memnun kalırsam büyük boyunu da alırım diye. Bundan bayağı memnun kaldım arkadaşlar. Eğer cildiniz pelinotu özüyle anlaşıyorsa buna bir şans verin derim. Ama özellikle bence hiç daha önce pelinotu özlü bir şey kullanmadıysanız, krem ya da essence ya da herhangi bir şey, kesinlikle deneme formunu alıp bir deneyin. Çünkü bazılarında iritasyon yaratabiliyor. Benim cildime çok iyi geldi. Ama şu anda kullandığım başka bir essence olduğu için böyle çok da depolamak istemiyorum.
Bir de bunun biliyorsunuz kırmızısı vardı yine Misha'nın. Ona da ben bayılmıştım. O kadar nemlendiriyordu ki. Yani hatta İrlanda'dan böyle çıkan kırmızı yosunlardan falan sizinle paylaşmıştım Bitenler videosunda. Onun kadar memnun kalmadım. Ama bu da gayet iyi. Cildi hem nemlendiriyor hem de doygunluk veriyor. Yani gerçekten böyle güzel bir his bırakıyor. Artemisia Anole Extract 30 millik bir ürün bu arada. Bunu da söyleyeyim. Buna benim puanım 10 üzerinden 9. Eğer denemediyseniz dediğim gibi bir şans verilebilir. Bir bitenler videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım daha önce denemediğiniz ve merak ettiğiniz bazı ürünleri ele almışımdır. Açıkçası hani çok uzun olmasını istemiyorum bitenler videosunun. O yüzden hani bütün ürünlere yer veremedim. Ama olsun birkaç ürün daha böyle bitsin. Bir 5-10 ürün daha bitirince başka bir bitenler videosunda artık hepsini ele alırım ve o şekilde sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu arada TikTok hesabıma da bakmak isterseniz yani ben onu aşırı goy goy olarak görüyorum. Yani zaten öyle hani TikTok yani hani öyle girip zaman geçirmelik, çok boş zamanım var, biraz da güleyim falan dediğim bir yer. Ama böyle komik videolar oluyor bence. Yani ben keyif alıyorum öyle arada video çekmekten. Neyse, takip etmek isterseniz onu da şuraya bir yerlere bırakacağım. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da yeni video geliyor. İstisnai bir durum olursa hani cuma günü yayınlayamazsak genelde pazar günü 12'de video yayını alıyoruz. O da olmazsa çok çok istisnai bir durum olmuş demektir. Yani video yayınlayamadığımız nadir zamanlarda olmuyor değil tabii ki. Bunun yanı sıra siz son zamanlarda hangi ürünleri kullandınız ve memnun kaldınız mı kalmadınız mı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de bu ürünler arasından kullandığınız ve memnun kaldığınız ya da kalmadığınız ürünler varsa onu da paylaşırsanız sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda, tabii ki o bitenler videosu olmaz, başka bir video vlog olur artık bakalım. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu arada size yaklaşamıyorum çünkü aramızda masa var ve ben yüksekte kalayım diye altıma 3 tane minder koydum. Gerçekten bu minderleri koydum. Yoksa bayağı hani kamerayı yükselttim, yansıtıcıyı koydum, ışığı açtım falan. Böyle bir alan oluşturdum arkadaşlar. Sizler için, hepsi sizler için. Ay bana bu aralar bir şeyler oldu ya. Konuşamıyorum gibi geliyor. Ne oldu bana? Neyse, yani konuşmayı unutmazsam artık arkadaşlar ya da hani bir şekilde dil paketim yüklenirse diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın.